Balıkesir ili 6 Eylül ilçesi Halalca köyü kırsal mahallesi ile Ovaköy mahallesi arasındaki yolun üzerindeyiz. Peki burada ne arıyoruz? Bakın arkamda gördüğünüz, baktığınızda tarihi bir eser olduğu anlaşılan ancak harabe haline gelmiş bir binanın önündeyim. Zanos Paşa Camisi'nin etrafı yeniden düzenleniyor. Güzel bir hale gelecek, güzel bir proje çalışması başladı. Şu anda bulunduğumuz yer Zanos Paşa Camisi'ne ve Zanos Paşa Türbesi'ne 10 kilometre uzaklıkta bir tarlanın içi. Peki bu tarlanın içindeki bu metruk yapıyla, tarihi yapıyla, bir türbe olduğu bilinen bu yapıyla Zanos Paşa'nın ne ilgisi var? Zanos Paşa'nın türbesiyle bu türbe arasında niye 10 kilometre mesafe var? Bu türbede yatanlar kim? Enteresan, ilginç bir hikayesi var. Haydi önce türbenin ne halde olduğunu görelim. Ondan sonra bu hikayesini de konuşalım. Fatma Sultan Türbesi'ne doğru bakın kapısından yaklaşıyoruz. Her yer metruk. Her yer çalılar, çöplerle birlikte hale gelmiş. Bakın kazılmış. Muhtemelen defineciler burada altın olduğunu zannederek, bir şeyler olduğunu zannederek tamamen burasını metruk hale getirmişler. Gördüğünüz gibi çatısı yok. İçerisi de türbenin, Fatma Sultan Türbesi'nin içinde de sadece şurada bir mezar taşına benzer bir şey var. Herhalde bu da mezar taşı. Ancak gördüğünüz gibi son derece bakımsız, çirkin bir halde. Bu şekilde tabii olması Fatih Sultan Mehmet'in halasının, 2. Mehmet'in, Sultan 2. Mehmet'in kız kardeşinin, Balıkesir için son derece önemli olan Zanos Paşa'nın eşinin ve kızının yattığı yerin bugüne kadar bu şekilde bırakılmış olması son derece çirkin. Büyük bir vefasızlık. Bakın kazılmış. Etrafı da... Efendim merhabalar. Şu anda Balıkesir'in merkez ilçesi 6 Eylül'ün Halalca ile Ovaköy arasında bulunan tarihi bir yapının içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi tarihi yapının çatısı uçmuş. Yerler darmadağın, kazılmış. Muhtemelen burada tarihi bir eser olduğundan dolayı efendim defineciler bu yerleri perişan ederler o halde. Etrafını da gördünüz. Otluk içerisinde gübreler atılmış. Yani burası terk edilmiş. Peki bulunduğumuz yer ne? Aslında Balıkesir için son derece önemli. Türk tarihi için de son derece önemli bir yerdeyiz. Bulunduğumuz türbe Fatma Sultan Türbesi. Fatma Sultan kim? Fatma Sultan Fatih Sultan Mehmet'in halası. Yani Sultan 2. Mehmet'in kız kardeşi. Peki burada ne arıyor? Biraz sonra onu anlatacağım. Çünkü bu Fatma Sultan Zanos Paşa'nın Balıkesir'de camisi olan, Balıkesir'de meftun olan, mezarı Balıkesir'de olan Zanos Paşa'nın eşi. Efendim bu mezarın içerisinde, bu türbenin içerisinde Zanos Paşa'nın eşi Fatma Sultan ve Zanos Paşa'nın kızı Sitti Hatun yatıyor aslında. Yani Balıkesir tarihi açısından ve Türk tarihi açısından son derece önemli bir yer. Ama halini görüyorsunuz. Bizim Balıkesirliler olarak aslında bir utanç vesikası. Yıllardır hiç dokunulmamış, talan edilmiş bir alan. Burada sadece bir tane kırılmış bir mezar taşı gibi bir şey görülmüyor. Ama diğer yerler ot, çöp, değişik atık maddeleri, gübre atıklarıyla dolu ve kaderine terk edilmiş. Metruk Türbe ile ilgili rivayet şu. Fatih Sultan Mehmet'in halası, Zanos Paşa'nın eşi, Balıkesir'e Zanos Paşa biliyorsunuz gönderilmiş. Bu arada Fatma Sultan, Zanos Paşa ile arası bozulmuş. Rivayet odur ki Fatma Sultan yeğeni Fatih Sultan Mehmet'e bir yazı yazmak suretiyle bir haber uçurmuş ve Zanos Paşa'nın Balıkesir'de bir kale yaptığını ve kendisine isyan edeceğini gibi bir haber uçurmuş. Doğru olmayan bir haber aslında. Ancak araları bozuk olduğu için her evlilikteki karı koca kavgası gibi muhtemelen Fatma Sultan da biraz abartmış işi.
Fatih Sultan Mehmet İstanbul'dan çıkıp gelmiş çünkü ihbarı yapan halası. Zanos Paşa'ya gelmiş. Zanos Paşa o sırada Zanos Paşa Camisi'nde taş taşıyormuş sırtıyla. Arkasından yaklaşmış Fatih Sultan Mehmet. Merhaba Zanos, ne yapıyorsun diye seslenmiş. Zanos Paşa hiç arkasına dönmeden sağ ol hünkârım demiş. Fatih Sultan Mehmet bunu duyunca demiş ki ey Zanos, sen benim yüzümü görmeden nereden böyle benim o öğrendin bildiğini bildin? Zanos Paşa demiş ki bana ne burada ne de Osmanlı topraklarında senden başka hiç kimse Zanos diye hitap edemez. Fatih Sultan Mehmet Zanos Paşa'nın cami yaptırdığını, bir imaret yaptığını, hamam yaptırdığını, güzel bir külliye yaptırdığını gözleriyle görünce halasına tabii kızmış ve halasına ceza vermiş. Halasına Zanos Paşa'dan uzak durması cezası bu. Nitekim bugün sorarsanız 10 kilometre ötede Zanos Paşa Camisi'nin bahçesinde Zanos Paşa yatıyorken Fatma, eşi Fatma Sultan 10 kilometre ötede bir kırsar mahallenin bir tarlalık bir yerin içerisinde ne işi var diye sorarsanız işte bu Fatih Sultan Mehmet'in asılsız ihbar cezasından kaynaklanıyor. Burada Fatma Sultan ve kızı Zanos Paşa'nın da kızı olan Sitti Hatun yatıyor. Efendim Zanos Paşa Balıkesir için son derece önemli. Bizim medar ihtiyarımız. Zanos Paşa İstanbul'u fethederken Çandarlı Halil Paşa'nın muhalefetine karşı Fatih Sultan Mehmet'e güç veren komutan. Gemileri karadan yürüten komutan. Balıkesir tarihinde Balıkesir'in bugün eserlerine baktığınızda Zanos Paşa'nın camisi ve külliyesi son derece önemli. Bizim için gurur verici Zanos Paşa'nın burada olması. Ancak Zanos Paşa'nın eşinin ve kızının böylesi metruk bir yerde yatıyor olması, ilgisizlik, bakımsızlık içerisinde olması son derece hepimizin ayıbı. Bütün Balıkesir'in ayıbı. Bugüne kadar burada kültür müdürleri, kültür bakanlıkları, belediyeler, yerel yönetimler, il özel idareleri, köy muhtarlıkları, hiç kimse ama hiç kimse bu alana, bu türbeye maalesef sahip çıkamadı. Aslında çıkmamız lazımdı. Bu Balıkesir'in bir vefasızlık örneği, bir ayıbı olarak burada duruyor. Şimdi Büyükşehir Belediye'miz geçtiğimiz gün bu alanla ilgili bu maliye hazinesinden yerin devriyle ilgili bu alanla ilgili olarak encümenden yetkiyi verdi. Ayrıca bura alanın etrafını 10 dönümlük bir alanı Fatih Sultan Mehmet'in halası, Sultan 2. Mehmet'in kız kardeşi, Zanos Paşa'nın eşi ve kızına yaraşır bir alana dönüştürmek için restora çalışmalarına en kısa zamanda başlayacak. Bununla ilgili kamulaştırma ile ilgili olarak gündem mecliste gündeme alındı. Önümüzdeki günlerde kamulaştırılarak bu alan yaklaşık 10 dönümlük restorasyonuyla birlikte eski haline dönüştürülecek. Geçmişte İl Kültür Müdürlerinden Sayın Alparslan Ayral bununla ilgili bir hayli uğraşmıştı. Bununla ilgili restorasyon projeleri de çizilmişti ama maalesef bugün içler acısı bir halde utanç vesikası olarak burada duruyor. Gelen geçenin artık ne olduğunu bile unuttuğu bir alan. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz geçtiğimiz günlerde verdiği talimatla şu anda çalışmalarını yapıyoruz. Yücel Başkanımız biliyorsunuz Balıkesir'in kökleşmiş birçok sorununa çözüm üretiyor. Örneğin 1802 gibi 30 yıldır çözülemeyen sorunu çözmüş bulunuyoruz. En sonuna gelindi. Şimdi de burada bu türbe yaklaşık 500 yıllık. Bu türbenin de artık şehrimize kazandırılması, hak ettiği yere gelmesi için Yücel Başkanımızın talimatlarıyla çalışmalara başladık. Hepinize hayırlı olsun. Bir vefasızlığımızın tarihini daha buradan inşallah silmiş olacağız.